sizin Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı olarak özellikle Türk dünyasına, Orta Asya'ya ve Türkiye'ye, Orta Türkçe'ye çok büyük önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki döneme ait bazı hedefleriniz, bazı projeleriniz var mı? Evet. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak Türk Cumhuriyetlerinde ortak bir yayın platformunun oluşturulması en büyük hedeflerimizin başında geliyor. En son Azerbaycan'a gittiğimizde yayın yüksek kurulu üyeleriyle görüştük. Sayın Devlet Başkanı Aliyev'le görüştük. Bu projemizi kendilerine arz ettik. Onlar da ciddi manada destek verdiler. Arzumuz Türk Cumhuriyetleri tamamından rahatlıkla, kolaylıkla izlenebilen ortak bir Türk televizyonu kurmak. Çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen, kültür transferine imkan vermeyen bir yapıda yaşayan Türk Cumhuriyetler arasında ortak bir dilin oluşması, kültür alışverişinde bulunulması, sorunlarımıza daha fazla sahip çıkılmasını sağlayacak bu proje bizim en önemli hedeflerimizden. Bütün Türk Cumhuriyetlerinin kendi dillerinden yayın yapma imkanını sağlayacak bir yayın kuruluşu olacak. Tabii burada bütün Türk Cumhuriyetlerinde yayınla ilgili üretimler var, programlar yapılıyor, birçok diziler, filmler yapılıyor. Fakat biz Türkler soydaş olmamıza rağmen yaptığımız bu çalışmalardan iyi haberiz ve daha çok Batılı gelişmiş ülkelerin hazırlamış olduğu film ve dizileri ekranlarımızda yayına sokuyoruz. Doğrusu kendi ortak değerlerimizin bulunduğu bu tür film ve dizilerin bu tür yayın kuruluşlarında gündeme gelmesi için böyle bir birlikteliğe ciddi manada ihtiyaç var. Birbirimizi tanımak, anlamak, nelerle ilgileniyoruz, gündemimizde neler var, bunun öğrenilmesi için böyle bir ortak yayın kuruluşuna ciddi manada ihtiyaç var. Yayın daha çok haber ağırlıklı mı olacak yoksa dizi film ağırlıklı mı olacak, belgesel ağırlıklı mı olacak ama kafanızda daha sonra şekillendi mi? Elbette birinci derecede o bölgede yaşayan soydaşlarımızın bizden haberdar olması, bizim onlardan haberdar olmamız için haberlere ciddi manada yer verecek. Ama onun ötesinde kendi öz kültürümüzün yansımalarını içeren programlar olacak. Müziğimiz, ortak dilimiz, kültürümüz, şiirimiz, bütün bunlar bu televizyonda yer alacak. Tabii amacımız tamamen formal bir çalışma gerçekleştirmek değil, izlenebilen, beğeniyle izlenebilen, aranılan bir televizyonu oluşturmak. Bu bölgede Rus çanı çok ciddi bir ayrılığı var. Elbette. Rusça önemli bir lokomotif. Tabii. Bu konudaki sizin tarzınız ne olacak? Rusça, Rus dili. Doğrusu hiç kimseyi ya da birilerini hedef olarak böyle bir projeyi başlatıyor değiliz. Bu tamamen ihtiyaçtan doğan bir proje. Bu projenin hayata geçirilmesi, o bölgede yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıktı ve hayata geçirilmesi için de önemli çalışmalar yapılıyor. Burada Rusya'nın zaten bağımsız devletler topluluğu çatısı altındaki ülkelerle hazır kurduğu bir televizyon var. Onlar Rusça yayın yapıyorlar. Biz de doğrusu Türk Cumhuriyetleri olarak ülkemizin yayınlarla ilgili tecrübelerinin bu ülkelere transfer amacıyla böyle bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Tabii bu uzun soluklu bir yarış. Bu kuruluşun oluşması, içeriğinin belirlenmesi, bu içeriğe uygun yayınlar yapılması, kamuoyuna bunların kabullendirilmesi, bunlar belli bir zaman istiyor. Elbette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz de dahil. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmeyi çok umuyorum ve çok arzu ediyorum. Birçok vatandaşımız Türk Cumhuriyetlerine gittiği zaman aslında kendi evine gitmiş olduğunu görüyor, hissediyor. Fakat gidemeyen vatandaşlarımız için oralar yabancı iller, yabancı yerler. Aslında bir yabancılık çekmeyi gerektirmeyecek uzaklıkta olduklarını, o insanlarla sürekli birlikte olduğumuzu
hem bizim vatandaşlarımıza hem oradaki soydaşlarımıza sık sık hatırlatmamız lazım. Bizler bunu belki öğreneceğiz ama bizden sonraki nesiller bir arada inşallah yaşayacaklar. İzleyici bilinçlendirmeye yönelik birçok çalışma başladı. Bunların en önemlisi de medya okuryazarlığı projemiz. 2007-2008 öğretim yılı içerisinde tüm ilk öğretim okullarında medya okuryazarlığı dersi verilecek. Bu da bizi çok heyecanlandıran önemli bir çalışma. Çocuklarımız başta televizyon olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarının içerikleriyle ilgili bilgi sahibi olacaklar. Nasıl okumaları gerektiği, kitle iletişim araçlarının mesajlarına nasıl ulaşmaları, nasıl algılamaları ve nasıl analiz etmeleri gerektiği bilgisine bu derste sahip olacaklar. Yayıncının bilinçlenmesi gerekiyor, tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda Türkiye'nin ve dünyaya entegre olmaya çalışan Türkiye'nin gerçeklerine uyarak bir denetleme mekanizması gerçekleştirmesi gerekiyor. İşimiz çok zor. 1500'e yakın radyo ve televizyon var. Bunlar her gün 24 saat yayın yapıyorlar ve biz de bunları denetlemeye çalışıyoruz. Türk Söyle İpek Yolu'nu izleyebiliyorum şundan dolayı. Eve geç gittiğimde ekranı izlemeye başladığımda zapping yaparken rastlıyorum ve beğeniyle izliyorum. Çünkü sizin programda her zaman yeni bir şeyler görebiliyorum, her zaman yeni bir şeyler öğrenebiliyorum. İlgi duyduğum konularda olduğu için hakikaten keyifle izliyorum.